arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir etkinlikle karşınızdayız. Bu etkinliğimiz hem biyoloji hem de kimya derslerinde kullanılabilecek etkinliklerden bir tanesi. Özellikle 9. sınıf kimya kitabında bulunan bir etkinliğimiz bu. Maddelerdeki değişimi gözlemleme, asit baz etkileşimini inceleme ile ilgili bir etkinlik. Şu anda 9. sınıf kimya kitabında yapılan, uygulanan etkinliklerden bir tanesi. Bu etkinliğimizi gerçekleştirmek için gerekli olan malzemelerimiz önümde gördüğünüz gibi, şöyle bir sırayla sayalım. Kaplarımıza bir kere, cam kaplarımıza, beherlerimize 50 mililitrelik su koyduk. Biz önceden hazırladık. Bu ölçümü yapabilmek için mezürümüz vardı. Diğer adıyla dereceli silindirimiz var. Malzemelerimizi çözelti hazırlayabilmemiz için bir spatülümüz var. Mavi ve kırmızı turnusol kağıtlarımız var. Bunun yanı sıra bir de pH derecesini belirleyebilmek için biraz daha ileri seviye bir pH kağıdımız bulunuyor. Karbonat, ev tipi karbonatlarımız, limon tuzu ve bildiğimiz tuz, sodyum klorür bulunduruyoruz arkadaşlar. Bunların çözeltilerini hazırlayacağız. Bu 3 maddenin çözeltisini hazırlayacağız. Bunları hazırlayabilmek için de 3 adet beher içerisine yaklaşık 50 mililitre su koyduk. Bunların sırayla şimdi çözeltilerini hazırlayacağız. Aslında bu etkinlikte maddelerin ne olduğunu tahmin etmemiz gerekiyor. Yani maddelerin ne olduğunu bilmeden bunların asit mi, baz mı olduğuna karar verip sonra da maddelerin ne olduğuna karar vermemiz gerekiyordu. Fakat biz etkinliği biraz değiştirdik. Ne olduğunu bilelim ve bunların turnusol kağıdı üzerindeki etkilerini inceleyelim istedik. Bunun için yapmamız gerekenler öncelikle yaklaşık bir kaşık kadar karbonattan alıp suyumuzun içerisine koyuyoruz. Yine yaklaşık aynı miktarlarda olacak şekilde limon tuzumuzdan alıyoruz. Suyumuzun içerisine karıştırıyoruz. Ve yine bir kaşık olacak şekilde normal yemek tuzumuzdan alıyoruz. Ve onu da suyumuzun içerisine karıştırıyoruz. Bunları güzelce tam bir homojen karışım oluncaya kadar karıştıracağız. Daha sonra da içlerine turnusol kağıdı koyarak değişimleri gözlemleyeceğiz. Evet arkadaşlar, çözeltilerimizi hazırladık. Gördüğünüz gibi bu çözeltilerin hepsi birbirine benziyor. Neredeyse saydam homojen bir dağılım gözleniyor. Bu da ayırmanın zorluğunu gösteriyor. Eğer bunları birbirine karıştırırsanız hangisinin hangisi olduğunu bilemezsiniz. Burada ayırmak için kullanacağımız en önemli ayıracımız tabii ki turnusol kağıtlarımız. Turnusol kağıtlarımızın da iki çeşidi var. Şöyle göstermiş olayım. Mavi turnusol kağıdımız ve kırmızı turnusol kağıdımız. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çeviren asitlerdi. Bunu hatırlatalım. Kırmızı turnusolu maviye çeviren de bazlardı. Böylelikle bütün solüsyonlarımıza, bütün çözeltilerimize her iki ayıracımızı da batıracağız. Her iki turnusol kağıdını da batıracağız. Böylelikle renklerine karar vermeye çalışacağız. Hangisinin asit, hangisinin baz olduğuna karar vermeye çalışacağız. Şöyle sırayla başlayalım. Ben öncelikle 3 tane bundan ayırayım. 1, 2, 3 tane yeterli olacaktır. Her birine birer tane olacak şekilde kırmızı turnusol kağıdı bırakalım. Mavi turnusol kağıdı için de aynısını yapacağım. Her birine birer tane mavi turnusol kağıdı bırakacağız. Ve değişimleri gözlemlemeye çalışacağız. Evet, hemen şununla başlayalım. Kırmızı turnusol kağıdımızı batırıyoruz. Ve işlemi gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi hoş bir mavi renge dönüştü. Kırmızı turnusolu maviye çevirdiğine göre bu çözeltimiz baz olmalı. Ki zaten karbonat çözeltisi bazik olduğunun bir göstergesidir. Mavi turnusolu batırıyorum. Gördüğünüz gibi mavi turnusol hala mavi kalmaya devam etti. O yüzden dediğimiz doğru. Bu bir bazik bir çözelti. Yan yana koyabiliriz. Şimdi limon tuzumuz var. Limon tuzu çözeltimiz için yine önce kırmızı turnusolumuzu batıralım. Gördüğünüz gibi kırmızı kalmaya devam ediyor. Bırakıyoruz. Şimdi mavi turnusol kağıdımızı batırıyoruz. Gördüğünüz gibi mavi turnusol kağıdını kırmızıya, hem de hoş bir renk kırmızıya dönüştürdü. Bu da asidik bir özellik olduğunu, asidik bir özelliğe sahip olduğunu göstermekte. Son olarak da tuz çözeltimiz var.
Tuz çözeltilerine dışarıdan herhangi bir ekleme olmadıysa eğer nötr olmaları gerekir. Fakat bazı tuz çözeltileri hafif asidik özellikler gösterebilir ya da hafif bazik özellikler gösterebilir. Şimdi biz elimizdeki tuzun nasıl bir özellikte olduğunu çözmeye çalışalım. Kırmızı turnusol kağıdımızı batırıyoruz. Kırmızı gördüğünüz gibi bir değişiklik olmadı. Mavi turnusol kağıdımızı batırıyoruz. Onda da yine mavi renk gözlemliyoruz. Yani herhangi bir değişiklik yapmadı. Herhangi bir değişiklik yapmadığına göre ise o zaman biz tuz çözeltimize nötr olduğunu söyleyebiliriz. Burada yapmaya çalıştığımız şey şu. Dışarıdan bakıldığı zaman birbirlerine benzeyen, benzer yapıda olan, dış görünüşleri itibariyle benzer yapıda olan çözeltileri asit mi baz mı olduklarını belirleyerek farklı çözeltiler olduğunu ispatlayabiliriz. Burada da en önemli kullanacaklarımızdan bir tanesi, ayraçlardan bir tanesi de turnusol kağıdıdır. Burada başka tip turnusol kağıtları da kullanabilirsiniz. Bu turnusol kağıtları şöyle göstermeye çalışayım. Şöyle turnusol kağıtlardır arkadaşlar. Bunları da batırdığınız zaman deneyelim. Şöyle batırdığınızda renk değişimi olacaktır. Burada yaklaşık olarak pH değerini söylemeniz de mümkündür. Bunu yapabilmek için renklerine göre şöyle göstereyim. Takip etmeniz gerekiyor. Burada görülen renklere en yakın hangisindeyse gördüğünüz gibi o zaman yaklaşık 7 ile 8 civarına yakın 7,5-8 civarında olduğunu söyleyebiliyorum. Karbonat çözeltisinin pH'inin 7,5-8 civarında yaklaşık olarak olduğunu söyleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Asit çözeltisi için bunlardan bir tane daha kullanacağım. Bunu limon tuzu çözeltisine batırıyorum. Bu pH kutusunun öbür tarafını çeviriyorum bu defa. Öbür tarafını çevirdiğim zaman bu renge yakın olanını, en yakın rengi elimden geldiği kadar bulmaya çalışacağım. pH'inin yaklaşık 2,5 civarlarında, 3 civarlarında olduğunu yaklaşık olarak renk olarak görebilirsiniz. Bu da asit olduğunu, pH'inin de yaklaşık 2 olduğunu gösteriyor. 9. sınıf kimya kitabımızda yer alan etkinliklerden birini daha gerçekleştirdik. Hemen hemen her laboratuvarda bulunacak malzemelerle gerçekleştirebileceğimiz bu etkinliği aynı zamanda evinizde bulunan malzemelerle de gerçekleştirebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.